yarınki düelloda ben Gizem'in %60 kazanacağını düşünüyorum. Yani Gizem biraz daha şanslı. Çünkü Metin'in kilo gereği yapabileceği oyun sayısı sınırlı. Yani Metin böyle çok kaldırma indirme kilo ile şeyler değil mi? Metin anlatsana bana biraz, sizin takımdaydı, nelerde iyiydi? Siz onu şeyde falan kullandınız. Metin ne de iyi? Metin? Ya Metin esasında kuvvetsiz değil. Dokunulmazlık oyunda üçüncü bitirdi. Bulamıyorsun tabii. Şöyle 3 saat durdu. Ben 1,5 saatte isyan edip bıraktım. En fazla 2,5 saat ilerdi. En fazla. Bir şekilde düello ihtimalini de göz önüne alarak düelloda karşımda olmasını istediğim birini yazdım bugün oraya. O da Metin'di. İstediğim gibi oldu diye. Biraz sonra Metin ve Gizem burada bir düello çıkacak. Kaybeden Survivor'a veda edecek. Bu ateş senin Survivor'daki hayatını simgeliyordu. Ve ben şimdi o ateşi söndürüyorum. Sen zannediyor muydun? Babanı tanıyor, seni seviyor diye yazmayacak falan. Acaba şey mi etkili oldu? Belki mesela Aydın abi benim babamı tanıyor. Yok, hiçbir şey etkili. Hiçbir şey etkili olmadı abi. Herkes beni etkiler. Ben kalkıp seni babanı tanıyorsam yazarken çekinirim. En azından Merve var. Merve'yi yaz yani. Onu da istemiyorum ama hani anlatabildim mi? Burada en çok muhatap oldukları kız senken küt diye seni yazabiliyorlar. Gizem'e olan samimiyetlerinden Merve'yi yazabileceklerini düşündüm. Ancak Gizem'i bir şekilde düelloya sokmak ya da Gizem'i elemek Hakan üzerinde çok büyük psikolojik baskı olacağı için ben Gizem'i yazmalarını çok normal buluyorum. Bana kalkıp edebiyat yaptı, dedi ki bu adada oyun satılık olmayan tek adam benim, dedi. Oyunun satılık olduğunu kendisinin en sevdiği insanı yazarak aksini ispatladı. Metin seni yazacak bir şey yaptı mı sen Metin'e? Ya da Metin seni sevmiyor mu? İşte sevgi değil. Sevgi değil. Eğer bir grubu dinliyorsan senin oyun satılmıştır. Evet. Bana kalkıp ben bireysel hareket ediyorum demesin. Benim kendi aklım var. Ben hiç kimse tarafından yönlendirilmiyorum. Ve Hakan abimin yarışmadaki tutum ve tavırlarından dolayı büyük bir kısım ona karşı cephe aldı. Cephe almasının sebebinden dolayı da ben dokunulmazlığı aldı diye ben dedim ki Gizem'e atacağım oyumu. Onun haricinde işte beni kullanıyorlarmış gibisinden bahane ederek bana oy attı. Bireysel hareket eden bugün Emin abiydi. Emin abi de bizi yanımıza çekti. Başak bugün de bireysel hareket etti. İnşallah o da bizim işimize yaradı. Bir karar verir. İnşallah. Bir tarafa desteklemek istemedim. Topun altına girmek istemedim. Ya çünkü kızlarıyla beraber buraya kadar birbirimizi taşıdık. Hepsini çok seviyorum ama diğer taraftan anlatılanlar daha mantıklı geliyor. Hani hala dinlemekteyim. Hala iki tarafın da ne kadar mantıklı olduğunu ve kendi... Burası bireysel bir yarışma haline döndü artık. Kendi çıkarlarımı gözeterek bir tarafa doğru artık kanalize olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ortada olmak demek her zaman bir risktir. Yani burada ortada olduğumu belli edecek bir oy attım. Rengimi belli ettim. Gizem'i sevdiğim için yazmadım oraya. Ama hani 2-3 hafta sonra belki Gizem yazarım, belki Ertan yazarım. Bu da belli olmaz hangi tarafa beraber olacağım. Ertan bana dedi ki Gizem, yani ne yazdın? Ertan. Gizemciğim, seni çok seviyorum. Hani seninle alakası yok gibi böyle bir şey yazdım. Sen yazarken böyle bir şey demiş mesela. Hani kimsenin burada sana karşı olan bir şey yok. Geçmişten biz burada yokken Hakan olan kavgalarına ötürü sen yazıldın oraya. Biz Gizem diye oylarımızı ona attık yani. Çünkü Hakan'a dokunulması var. Gönderimizde göre Gizem yazdık. Fakat bir oyla kaybettik. Yani Seda bizi perişan etti diyebilirim açıkçası yani. Çünkü Ertan'a falan söz verdi. Sizlerin muhabbetleri oldu dün akşama kadar. Fakat bugün fikri caydı. Demek ki hiç kimse Aydın abisi de kızmasın. Yani benim Furkan muhabbetim de var, daha önce oldu. Demek ki burada böyle şeyler yaşanabiliyormuş yani. Kesin grubun elemanları kimler? Kim kaldı? Senle Merve. Evet. Şimdi Emin abi, Seda'nın ne oldu belli değil, tamam mı? Evet. Ne yapacaksın madem ikiye de bölünmüşsün? En kesin kişi. En kesin kişilerden. Merve mi, Gizem mi yani? Tamam, o duruma geldik. Aramızda bir oylama yaptık. Sen çıktın. Başak Emin'i atacaktı.
Başak Emine atarken biz de 6 kişi olarak Emine atsaydık, al, olay bitmişti, çözülmüştü diyorum. Şu an biz adada gülüyorduk, eğleniyorduk. Bu akşam partisini yapıyorduk. Ha, bana da Seda'yla Başak geldiler, dediler ki kardeşim biz de orta yolu bulmak istiyoruz. Biz dedik orta yolu bulmak istiyoruz. Ben atamam falan dedi. Ben dedim mesela Seda dedi ki ben de Kemal abi yazacağım. Başak kimse Kemal. Ben dedim ki şimdi sen Kemal abi yazarsan he, boş olsun diye. Ama Hakanlar, Gizemler de Kemal abi yazarsa bir anda Kemal abi gider. Senin oyun boş olmaz. Can yakmış olursun. Sen dedim yani boş oy atmak istiyorsan birbirimiz yazarız dedi. Birbiriniz de yaz benim. Birbirinizden biri gider dedim. Veya Diyörlü'ye gider dedim o zaman da. Emin abi atmayacağız. Karşı tarafta dolayısıyla Emin abi atmayacak. Siz dedim Emin abi oyunuzu atın. Madem boş oy atmak istiyorsunuz, madem öyle geldiniz bana. Madem hani daha yaşayıp görmek istiyorsunuz bir şeyleri, Emin abi atın oyunuz dedim. Daha burada neyin ne olduğunu görürsünüz yani. Ortada olduğunuzu belli edersiniz dedim. Yüzü burada Emin abi yazdı. Seda'nın Başa yazmayacağını düşündük bayan olduğu için. Emin abi de yazmayacağını düşündük. Oğuzhan abiye söz verdiği için yazmayacağını onu biliyorduk. Ve Metin'i yazabileceğini düşündük. Gerçekten oturduk ve böyle bir strateji konuştuk aramızda. Ve tuttu. Gerçekten mutluyum bu tuttuğu için. Ya bak bunları rahat rahat konuşabiliyorum. Ve burada bak yüzünüze bak. Ben bugün seni yazmışım. Hakan'ı göndermek istedim. Burada rahat rahat söyleyebiliyorum. Gizem ya da Merve yazabilir. Ama dürüst olmak ya iyi bir şey aslında. Hayır söylüyorum. Sonra bana sinsi deniyor mesela. Tamam. Sonra bana bilmem ne deniyor. Tamam. Kim diyor? Şey diyor her gün bana sinsi gelip. Sarı Seda. Ben Hakan'la Gizem'e Oğuzhan'ı yazacağını düşünüyordum. Ertan duayla da işte şey olabilir diye anlatabildim mi? Öyle diye düşündüm. Benim tahminimce yani bunların hepsi anlatabildim mi? Çünkü Oğuzhan'la Ertan'ı duyuyordum hep Gizemlerin ağzından. Metin kelimesini bir kere bile duymadım. Ama en azından şu oldu. Hani sen diyorsun ya arkadaşlarım boş para veririm. En azından kaç paralık adam olduğunu öğreniyorum. Kaç cümleli kız olduğunu öğrendim ben de. Bu kadar basit yani. Üzüldüm ben Metin yazdıktan sonra. Metin çıkınca ikide bir şok oldum. Beni bir taraftan sanacaklar diye çok korktum ve öyle de oldu yani. Ben hiçbir tarafı tutmuyordum çünkü. İsteseydim o zaman yani ciddi anlamda beni oyuna getirecekler diye düşündüm. Meğersem ama biraz da Hakan'a da beni oyuna getirmiş oldu açıkçası yani. Efendim? Hayır biz isimler sahibi. Hayır biz şey yapmadık. Ondan sonra daha bilmiyoruz hani böyle düello olabilir falan yani kaç kişiler acaba kim ne yapacak? Biz net Metin demedik daha ona. Kesini. Siz de onun çünkü üstüne çok daha emin sabah, diye gittiniz. Bu sabah ben karar verdim. Oğuzhan abi yazmayacağımı. Bunu da yazmayacağım. Kendi öyle ortada olmak için. İşte o kararım sana söyleyeyim tersiydi. Bir nevi yani Başak gibi düşün. Boş oy gibi düşün. Ben buna inanmıyorum. Ben Dello'ya gireceğim diye tahmin ediyordum. Hatta bir ara Hakan'a sordum. Sen dedi, bana diyor ki Oğuzhan abi işte seni yazmayacağım sonra seni yazacağız bir filan. Dedim yalan söyleme. Sen dedim en zayıf kim burada? Metin. Metin'i düşünürsün diye tahmin ediyorum dedim. Biz Metin kararını verirken Oğuzhan yine söyledi. Seda'nın ben Oğuzhan abi yazamam yemin ettim ben yemin ettirdi demesini göz önüne aldık.